Merhaba arkadaşlar, Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pirinç örgü modeli nasıl yapılır onu paylaşacağım. Görünümü bu şekilde olacak bittiğinde. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle ilmeklerimizi şişimizin üzerine atıyoruz. Ben tahmini bir sayıda yaptım size göstermek için. Şimdi örgümüze başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ters örgü, yani haroşa örer gibi atıyoruz. Diğer ilmeğimizi düz örgü şeklinde. İpimizi tekrar arkaya alıyorum. Düz örgü yapıyorum. Bir ilmek düz. İpimizi öne alıyorum. Bir ilmek de ters örüyorum. Arkaya alıyoruz. İpimiz arkada. Düz örgü. Yani bir ters, bir düz şeklinde arkadaşlar. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İlk ilmeğimizi yine boşalıyorum. Çünkü bu kenar ilmeklerini boşaldığımız zaman daha düzgün oluyor kenarları. Şimdi bu İkinci ilmeğimiz düz örgü şeklinde. Bunun yerine ters örüyoruz. Bu ilmeğimiz ters örgü. Buna da arkaya alıyoruz. Düz örgü yapıyoruz. Düz ilmeğimizi ters. Ters ilmeğimizi düz şeklinde örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Bu örgü modeliyle istediğiniz örgü örebilirsiniz. Bebek yelekleri, kazakları, hırkaları, büyükler için de her türlü yelek, kazak, hırka örebilirsiniz. Yani bu model her örgü şeye yakışıyor. Ne örmek isterseniz. Bu şekilde ters ilmeklerimizi düz ilmeklerimizi ters şeklinde örerek örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Yine ilk ilmeğimizi boşaldıktan sonra buradaki ikinci ilmeğimiz düz örülmüş. Yani arkadan ters, önden düz göründüğü için buna ters atıyoruz ilmeğimizi. Bu ters örgümüz. Buna da düz yapıyoruz. Evet. Özellikle yavaş örmeye çalışıyorum.
anlaşılması için bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu da üçüncü sıramız. Bu şekilde örgümüzü her sıramızı yaparak devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.